hukukun oturması gerekiyor Çin'de. Hukuk tam oturursa Çin nur gibi memleket olur. Gayet güzel olur. Camilerindeki o tabelaları kaldırsınlar cami kapılarında. Memur giremez. Gençler giremez. Kim girecek kardeşim o zaman ya? Öyle bir liste vermişler ki yani girecek adam kalmamış neredeyse. Evet. Pirifanelere müsaade var. Yok çok net bak sen gözlerine inanamıyorsun. Ya böyle koskoca tabela mesela 2 metreye 1,5 metre caminin kapısında asılı. Çince yazıyor ey vatandaşlar diyor. Şimdi camiye giremeyeceklerin listesini veriyoruz diyor. Bir. Yaş sınırlaması koymuş. 40 küsür 40 ve 50 yaşına kadar mı ne? Yani tam hatırlamıyorum. Kişiler bir kere komple giremez diyor. Yani gençlerin girmesi mümkün değil. Bir. Devlet memuru olan hiç kimse giremez diyor. İki. Bayağı bir maddeler var. Şimdi tam ona yani kaynak olarak orijinal kaynağı getireyim de yani tabelanın kendisinin fotoğrafını getireyim oradan bakalım. İnanılır gibi değil. Bir kere o tabelalar söksünler. Ya Allah'ın evi bu ya cami. Ne alaka ya? 15 yaşında çocuk da girer. 25 yaşında delikanlı da girer. Değil mi? Tabii ki. Memur da girer. İşçisi de girer. Sana ne ya? Çin hükümeti ya bu gudubetliği kaldırması lazım. Evet inşallah. İnşallah. Çin'de söylediğiniz camide yasak. Bakayım göreyim. İnşallah. Yasak olanlar cami kapısında levha var üstte hocam. Bir partiye girmeye namzet öğrenciler. İki devlet memurları, işçileri ile emekliler. Bak partiye girmeye namzet öğrenciler giremiyor. Giremiyor evet. Bir bak cami yasak. Partiye girmeye namzet. Daha belli değil. Bak partiye girecek mi girmeyecek mi? Namzet. Namzet olması yeterli oluyor. İki devlet memurları. Üç işçiler. Emekliler. İzne ayrılmış olanlar. 3 ve 18 yaş altındakiler, kent yöneticileri ve memurlar ve kadınlar camiye giremiyor.